Vizyona giren Shame, Utanç filminin yapımcı ve başrol oyuncusu Nadire Akonova ile beraberiz. Merhaba Nadire Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Film hakkında neler söyleyeceksiniz? Biz Türkiye'de bir Amerikan filmi olarak buradayız ve önceden çok ciddi bir projelere imza atmış firma olarak Türkiye'de bulunduğumuz, Türkiye'yi tercih ettiğimizin sebebi ilk önce benim Türk olmam. İkincisi de Türk dizi sektörünün gelişmesi ve Hollywood'u birleştirdiğim zaman çok güzel bir projeler yapabileceğimize inanıyoruz. Senaryo ve yönetmen kimdi? Yazar ve yönetmenimiz Kayhan Başoğlu. Çok güzel. Film peki konusu kısa bir şekilde bahsedebilir misiniz? Film konusu gerilim tarzında çekildi. Çünkü gerilim tarzı filmler Avrupa'da, Amerika'da çok iyi satılıyor. Bizim amacımız da 20'den fazla ülkede satmak amacımız. Yurt dışında ne zaman vizyona gireceksiniz? Türkiye'ye vizyona girdikten sonra hemen Amerika, Avrupa'ya girmeyi planlıyoruz. Çekimler nerede geçti? Çekimleri nerede yaptınız? Çekimler İstanbul'da, Beykoz'da geçti. Ve meşhur oyuncularınızın biri Ceyhun Mengiroğlu oynadı filmde. Diğer oyuncular kimlerdi? Övül Özbay, çocuklarımız Ada Yüksek, Deniz Bayraktar ve Yağmur Akdak. Evet, ve yabancı bir oyuncumuz da vardı, Hasem. Aynı zamanda filmde başrolde oynuyorsunuz değil mi? Rolünüz hakkında neler diyeceksiniz? Yani aynı zamanda hem yapımcı olmak hem oyuncu olmak yani çok challenging, yani zor geldi aslında. Ama yani bu benim böyle feature film, uzun metraj filmde ilk rolüm olduğu için evet çok heyecanlıydım. Evet. Oyuncularımızla da konuşalım. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. İsim neydi? Deniz Bayraktar. Rolün hakkında neler diyeceksin? Sette nasıl bir süreç yaşadın? Setteki süreç çok keyifliydi. Rolüm akıllı çocuk şeyiydi. Ona uyduğumu düşünüyorum. Film çekmek keyifliydi. Set çok güzeldi. Çekimler hep keyifliydi. Ortam da çok güzeldi. Hep insanlar çok iyi davrandılar. Çok güzel. İlk rolün müydü bu? İlk? Evet, bu film benim ilk rolümdü hayatımda. Çok güzel. Yolun açık olsun o zaman. Çok teşekkürler. Evet, sen rolünden bahset bakalım. Adın neydi? Adım Ünzül Ada Yüksek. Rolümde ben bir kız çocuğuydum ve mantarları seviyordum, cadıları seviyordum, hikayeleri, peri masallarını falan çok seven bir çocuktum ve dik başlıydım bence. Film gerçekten çok güzel geçti. Uyum sağladığımı düşünüyorum. Benim ilk rolüm olduğu için yani uzun bir filmde. Çok heyecanlanmıştım. Seçildiğim gün mutluluğum zirveydi. O yüzden çok güzel bir çekim süreciydi yani. Çok güzel. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Evet, Nadire Hanım, aynı zamanda da Emmy ödülünüz var diye biliyorum. Bu filmden öncesi sinemayla ilgili neler diyeceksiniz? Bu filmi yapmadan önce ben birkaç çok belgesel filmler çektim. HBO ile, Vice Media, Bloomberg ile ve evet Emmy ödülünü aldım belgesel film için, Genetic Passport. Şu an ve önceki Three Flames Pictures ile birlikte çektiğimiz The Steed Ad filmi var. Onun için de o filmimiz Oscar shortlist'e girdi ve birkaç uluslararası ödüller aldı. Çok güzel. Bu filminizden sonrası için yeni hedefler, yeni projeler hakkında neler diyeceksiniz? Şimdi Türkiye'de güvenebileceğimiz, bizimle bir yol almak isteyen artık partnerlerimiz var. Ve Netflix için büyük bir dizi çekeceğiz. Onun için çok heyecanlıyız. Çok güzel. Son olarak eklemek isteyeceğiniz bilgileriniz var mı? Filmle ilgili izleyicilere neler diyeceksiniz? Yani büyük bir projeye başlamadan önce bu bir deneme projesiydi. Yani pandemik şartlarında çektiğimiz bir proje. Ama umarım beğenirsiniz. Çok güzel. Gişesi bol olsun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim.